Kadın Başıma kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Yine yollardayım. Bugün yollarda olmamın sebebi de Ferzan Özpetek'in Şans Tanrıçası isimli filmi bugün Türkiye'de sinemalarda vizyona girdi. Ben Ferzan Özpetek'i çok severim. Filmlerini de çok severim. Bu yüzden yani bir ikinci güne beklemeye sabrım yok. Hemen bugün gidip izlemek istiyorum. O yüzden kendimi sokaklara attım. Hava da gayet güzel. 13 derece gözüküyor. Hava çok güzel. Hem bugünü değerlendirmek istedim. Hem de ilk günden hemen gidip filmi izlemek istedim. Çıkışta size şey yaparım. Anlatırım. Nasıl olduğunu. Gidenler gözyaşlarını tutamadıklarını falan söylemişler. Galasına giden özel gösterim yapıldı. Tabii ünlü insanlar falan davetliydi. Sanatçılar, oyuncular. İzledim. Gözyaşlarını tutamayanlar olmuş. Çok duygusal bir filmmiş. Ağırlıklı olarak. Gidip bakacağım. Yani kötü olma ihtimali tabii bence hiç yok. Benim açımdan hiç yok. Çıkışta anlatırım size. Bakalım nasıl geçecek. Çok güzel bir gün geçireceğim. Bence. Tekrar merhaba. Filmden çıktım. Yani bütün Ferzan Özpetek filmleri gibi yine benim kalbime çok dokundu. Yine eminim ki birkaç gün zihnimi meşgul edecek. Belki bir daha geleceğim. Seyretmek için doyamıyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi benim kalbime çok dokunuyor Ferzan Özpetek filmleri. Çok güzel bir filmdi. Güzel şarkılar vardı, güzel müzik vardı. Konusu çok özgündü. Ve çok duygusaldı. Aşk vardı. Çaresizlik vardı. Yine ben tabii her zaman olduğu gibi yine film seyrederken kendi hayatımı sorguladım. Anna Maria gibi bir hastalığım olduğunda, onun gibi küçük çocuklarım mı kim bırakırdım acaba? Ve tekrar maalesef benim hayatımdaki travmadır bu. Hiç kardeşimin ve akrabamın olmaması. Yine bu sıkıntım yine tabi biraz depreşti. Yer yer gözlerim doldu falan. Dediğim gibi kendi hayatımı da sorguladım filmi izlerken. Çok güzel bir filmdi. Tavsiye ederim. Ben bugün film vizyona girdi. Tabi ben hemen ilk gün koşa koşa gidip izledim. Hafta içi olması ve çok erken bir saat olması nedeniyle tabii ki salon boştu ama eminim ki akşam seansında itibaren ve hafta sonu çok anormal derecede talep görecektir bu film. Çok eleştirilecektir, çok konuşulacaktır. Eminim buna. Çok güzel bir filmdi. Çok etkilendim. Çok güzeldi. Ferzan Özpetek'in ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzeldi. Tavsiye ederim. Mutlaka gelin. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.